böyle dursun o. Sermeden dursun böyle. Gel. Oradan bir de... İbrahim abi yürüsene sen bizlerle. Hadi. Buyurun. Selamünaleyküm. Selam. Bereketli olsun. Tamam. Eyvallah, sağ olasın. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Eyvallah, sağ olasın. İyiyim. Nasıl gidiyor? Merhabalar. Kolay gelsin. Merhabalar. Sağ olun. Hoş geldiniz. İyi, süper. En az 17-18 lira olsun diye uğraşıyor. Tamam. Tamam, tüccarlardan kurtulalım diyorsun değil mi? Ha, sen de Serhat'ı kötülemem ya ben. Ya köpelen değil, onu kullanmayız biz, sen merak etme. Yenge ne diyorsun, tüccarlardan kurtarır mı bizi diyor. He. Tamam, TMO, Toprak Mahsulü Ofisi, taban fiyatı en az 17 lira, 18 lira açıklasın diyorsun değil mi? İnşallah. Açıklamadı değil mi abi daha? Hala açıklanmadı, bugün 26 Ağustos, hala açıklanmadı. Ne günü bekliyor bunlar? İşte biz de onun açıklanması için köy geziyoruz. Köy geziyoruz. Ama işte birlikte olalım kampları da bir yürüyüş bir gün hazırlayın o zaman. He, o da olur. Bir an önce yapalım yani. Bağları gezin bak, bağlara bakın bak. Geziyoruz. Don da vurdu bu sene don da vurdu değil mi? Dolu vurdu, don vurdu. Üç kere soğuk. Dolu olmadı. Ayaz olmuş. Evet. Ayaz öldü, böyle yakın ayaz öldü bu bağları. Geçen sene kaç ton üzüm, kuru üzüm vardı toplamda? 30 ton. Bu sene? 15 ton geldi. Yarı yarıya yani. Yardan daha az. 15 yıldan sonra. Gübre ilaç aldı başına gitti değil mi attı gübre ilaç? Attı. Nasıl arttı mı fiyatları gübrenin ilacı? Fiyatları geçen seneye göre arttı mı? Çok arttı. Çok arttı. Yani fazlası arttı. Maliyetler girdi fiyatları çok arttı. Yani 4,5 muydu geçen sene Amazon? Evet. 4,5 civarı. Ya o kadardı. En düşük gübre bizim geçen yıl 200 liraydı o gübre, şimdi çok artmış. Potasyum gübresi. Evet. O şeker gübresi. Hepsi ikiye katlamış hepsi. Birden fazla bile. Geçen sene 170 aldık bu sene. Geçen sene 275'ten mi aldık? 175 aldık bu sene. Pasatayı 260 lira. Kaçta zam yapması gerekir ki bizi bu kurtarması? Tamam. En az 18 lira olması lazım. Aslında yani, baktığınız zaman girdi fiyatlarına göre, girdi zamlarına göre 25 lira olması lazım geçen sene 12.5'te. %20-30 zam koysana kadar olur. Geçen sene 12.75'ten 12.5'ten. Şöyle gübre fiyatları %100 arttı. Hayır onu değil, mesela toprak mahsulleri %30 zam koysa bunun üstüne. Evet tabii %30 zam koysa bile 15-16 lira olur. Yani en azından bu bizim karşılar yani. Evet. Zararımızı karşılar. Kâra geçmez. Kâra geçirmez ama. Kâra geçmesi için en az 17-18 lira açıklanması tabii gerekiyor. Tabii yani biz kâra geçmemiz için. Kâr yok. Tamam yok. Anca kendini ödesin. Zararımızı kurtarması için yine %30-%40'a yakın bir zam yapması ya. Gerekir. Allah kolaylık versin. İnşallah. Bereketli inşallah olsun. Ya. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kolaylık gelsin. Tamam. Bu yıl yaşanan iklim krizi, kuraklık ve suların da çok az olmasından kaynaklı çiftçimiz gerçekten zor günler geçiriyor. Rekolte bu yıl geçen yıla göre %20 oranında azaldı. Üzüm üreticisi gerçekten perişan halde. Tarım Bakanı'na bir kez daha sesleniyoruz. Üzümün taban fiyatını bir an önce açıklayın ve çiftçiyi mağdur etmeyecek bir fiyat olsun. Bu yıl geçen yıla göre çok fazla ilaç fiyatları, gübre fiyatları zam gördüğü için çiftçi zor durumda. Çiftçiyi kurtaracak rakam, çiftçiyi memnun edecek rakamı açıklayın. Bu rakamda iktidar milletvekillerinin söylediği gibi 2 doların altında olmasın. 16,5-17 lira üzümün, sultane kuru üzümün fiyatını açıklamalarını bekliyor çiftçilerimiz. Geçen yıl 9 numara üzümün taban fiyatı 12,5 lira olarak açıklandı. Evet, başkan vekilim. Bu yılda hala şu an, bugün 26 Ağustos 2021, hala çiftçi, üzüm üreticisi Bekir Pakdemirli'nin açıklayacağı, Tarım Bakanı'nın açıklayacağı fiyatı bekliyor. Bir an önce de açıklanmasını bekliyoruz. Sayın vekilim, bizim beklediğimiz fiyat, biz zarar etmeyelim, zaten külliyen zarardayız. 17-18 lira civarında bekliyoruz. Şimdi geçen sene 12,5 lira açıklandığında girdi maliyetleri %100 arttı bu sene. Bu sene %100 arttı. Gübre fiyatı
Evet, %200 arttı. Gübre %200 arttı. Mesela DAP gübresi veya attığınız diğer gübrelerde... DAP gübresi geçen yıl 140 liraydı, bu yıl 290 lira. 140 lira olan gübre bu yıl 290 lira. Evet, üre gübresi 90 lira olan üre gübresi bu yıl 260 lira. İlaç da keza aynı şekilde. İlaç geçen sene aldığın ilaç 100 liralık ilaç bu sene 350 lira. Mazot da pahalandı. Mazot yani girdi maliyetleri çiftçinin 4000 liraydı, 4500 liraydı bu sene 7000 lira. Evet. 7500 lira. Çiftçinin girdi maliyetleri %100'ün üstünde arttı. Evet. Geçen sene 9 numara üzüm 12,5 liraydı. Bu sene de bu girdi maliyetlerinden sonra üzüm fiyatının en az 16,5-17 lira olması gerekiyor. İktidar milletvekilleri gittikleri her yerlerde üzümün 2 doların altında olmaması gerektiğini söylüyorlar. Bugünkü dolar kuru 8,5 liraysa 17 liranın altında olmaması gerekiyor. Eğer 17 liranın altında bir fiyat açıklanırsa çiftçi önümüzdeki dönem gübresini, ilacını alıp bağ yetiştirme şansı kalmıyor. Kalmıyor. Üretecek bir gücümüz kalmıyor yani. Yapacak bir işimiz kalmıyor. Açıkta kalıyoruz. Evlere zaten banka... Çiftçimiz tarım kredi kooperatiflerine, Ziraat Bankası'na ve özel bankalara olan borçlarının faizsiz yapılandırmasını istiyor. Eğer bu borçlar faizsiz bir şekilde yapılandırılmazsa çiftçi önümüzdeki dönemde üretim yapma ihtimali yok. Banka borçlarının ertelenmesini istiyoruz. Ziraat Bankası'na, tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesini istiyoruz. %60, %80, %75 don hasarı olduğundan dolayı borçlarımızı ödeyemeyecek durumdayız. Evet. Aksi takdirde traktörümüzü, tarlamızı satacağız, borcumuzu ödeyeceğiz. Ondan sonra ne yapacağımız belli değil. Evet. Geçen yıl 9 numara üzüm 12,5 liradan taban fiyatı açıklanmıştı. Bu yılda üzüm fiyatının taban fiyatının açıklanmasını çiftçimiz bekliyor. Fakat bu fiyatın geç açıklanmamasından kaynaklı üzüm üreticimiz şu an ürettiği üzümü 11 liradan 10.500 liradan satmak zorunda kalıyor. Tüccarın eline de mahkum kalmış oluyor. Vallahi iyi diyelim iyi olsun. Var mı üzüm? O kadar yok. Yok. Aa. Neyden, soğuktan mı etkilendin? Soğuktan. Doğrudan, evet. Evet. Soğuk yaptı. Soğuk yaptı. Evet. Rekolte tabii bu sene biraz geçen seneye göre düştü diyor. Düştü. Gittiğimiz her yerde. Evet. Evet. Her yerde aynı. Üzüm her biraz az. Az. Evet. Yarı yarıya da tek geri var. Yani kuraklıktan kaynaklı, iklim değişikliğinden de kaynaklı bir kayıp var. Doğuş, iki sefer götürdü ya. Hem evet. O hem şeyden, soğuktan biraz. Soğuk çok etkiledi. Soğuk çok etkiledi. Vallahi, şimdi... 15'in üstüne bekliyoruz. 15'in üstünde. 15'in üstü en az bekliyoruz ya. Karşılamıyor da, idare etsin bizi. 15, çünkü... Valla bunun hakkı var ya, 20-18. 18-20. Daha en güzel ölçüsü. 15 düşük bunun hakkı. 15 ya 11 düşük ya. Tabii ki de hani yerimizi satmayalım. Geçen sene... Kudaydı, gübresiydi, amelesiydi, zehriydi, ilacıydı. Evet. Nerede kaldı bunun emeği? Hani bizim kendi emeklerimiz? Bitti. Geçen sene 12,5 liraydı. Bu sene senin söylediğin gibi çok fazla gübreye, ilaca... İki katı zam geldi ya. Deli gibi zam geldi değil mi? Aynen öyle. Vallahi bir de hemen bak çok kötü. Ne kadar olması gerekiyor sence bu sene? Vallahi bu sene ben 18 bekleyeyim. 18 en 18, az. En azını söyleyeyim en size. Hani ortalamayı söyleyeyim. Emeğe 20 bunun. Emeğe 20. Vallahi 20 bak. Yemin ederim 20. Evet. Vallahi üzüm kolayla meydana gelmeyi. Bir yıl boyunca... Kundaktaki bebek gibi. Aynen. Bir yere 14 tane bir yere bakıyoruz. İçinden hiç çıkmadan. Sürekli içinde. Evet. Sürekli içinde. Evet. Olayla meydana geleyim. Büyük, büyük emek var. Aynen. Ama hasat yok. Bugün hasat yapılıyor. Bağ bozumu başladı. Yani. Ama fiyatı hala açıklanmadı. Ya açıklanmadı. Yok. Aynen öyle. Daha evvel Ağustos'ta açıklanıyordu. Ağustos'un 15-20'sinde. Evet. Tarih açıklıyordu. Evet. Taban fiyatı. Buradan Tarım Bakanı'na sesleniyoruz. Evet. Aynen. Üzümün, Manisa'nın üzümün başkenti Manisa, evet. Manisa'daki üzüm üreticilerin taban fiyatını açıklayın bir an önce. Aynen öyle, bir an önce bekliyoruz. Bir an önce yani bekliyoruz. Hiç olmasa bize rahat. Bugün evvel açıklasın, evet. Daha güzel. Bu ayın içinde fiyat açıklanması lazım. Yani. Şu ana kadar geç kaldı. Geç kaldı. Yani. Evet. Bugün 26 Ağustos. Aynen öyle. Daha bir fiyat vermediler üzüme. Ne kadar don hasarı aşağı yukarı sigorta falan yaptırıyor musunuz bu arada? Bu sene yaptıramadım. Geçen sene... Para yok, durum yok. Geçen sene...
Bak geçen sene biz 9,5 ton aldığımız yerde bu sene 3 ton. Vallahi 3 ton. Orada sergide. Oo çok düşük. Kestik hani gibi, farkı bu. Aynen öyle. Bunun tablo sergi yeri. Evet, sergide çok düşük gerçekten. 9,5 ton aldığımız yer bu sene 3 ton. 9'da çok düşük. Yarı yarıya daha az. Donasal. Yarıdan daha az bu. O kadar fazla. Soğuk vurdu bunu geldi. Soğuk vurdu. Soğuktan kaynaklı. Evet. Soğuktan kaynaklı. Aynen. Ya önemli olan ne arayacağız? Allah'tan gelin. Soğuk da. Soğuk olmasa fiyat arayın. Tamam, Allah'tan gelen bir şey yapamayız. Girdiler sadece yükseldi. Girdiler sadece yani Tarsim sigorta primleri, don primleri üzümde. Ben aynı zamanda sigortacıyım. Biliyorum, ha, konuyu da çok iyi biliyorum. Primler çok yüksek. Eğer primler yüksek olmamış olsa çiftçi, üzüm üreticisi Tarsim sigortası kestirecek. Kesinlikle, evet. Kestirecek. Aynen. Geçen aynen sene evveli evet sayılarda kestiren üzüm üreticisi bu sene kestiremiyor. Kestiremiyor. Çünkü primler çok yükseldi. Yani. Üzüm para etmiyor, primler yüksek. Çıkamıyor yani. Çiftçi çıkamıyor. Çiftçi bu girdi maliyetleriyle işin içinden çıkamıyor. Çıkamıyor abi. Büyük emek var işte. Ablam aynen burada. Aynen. Sabahtan beri. Sabah kaçtan beri buradasınız abi? Allah 6'dan beri. 6'dan beri 5'te kalktın. 5'te ayakta 6'dan beri burada. 6'da. 6'da tabii. Saat şu an 2. Aynen öyle. Şu an 2 hala devam ediyorsunuz. Aynen. Bu sıcak, bu sıcakta. Evet. Evet. Bir yaşında çocuğum var evde, annem bakayım. Evet. Olayla meydana geleyim mi? Olay meydana gelmiyor. Daha en az 18 lira üzüm fiyatının açıklanmasını çiftçimiz istiyor. İstiyorum evet, 18. Söyle bir daha söyle. En az 18 istiyorum gerçekten.